O Silivri'deki çiftliğin resimlerini yayınladım. 20 yıl önceki çiftlik. Baktık, haset ediyorlar. Kıskançlık. Arkadaşlarımı, zenginliği, güzelliği, estetiği, sanatı kıskanmışlar. O resimler var mı Evet. çiftliğin resimleri? Onları bir göster önce. Daha önceki. Yani 20 yıl önceki haliyle, evet. Herkes hayran kaldı sizin Maşallah, ne güzel. Maşallah. İnanmıyorum. Gösteriyor adam. Evet. Görüyor musun sanattaki güzelliği? Muhteşem, maşallah. Yaz kış yemyeşildi. Maşallah. Yaz kış sarardı, tek bir dönem olmadı. Görüyor musun Osmanlı sanatının güzelliğini? Temizliği, ihtişamı. Cennet gibi gerçekten. Maşallah, ne güzel. Ve burada salep çeşmeleri, taş içerisinde akan, limonata çeşmeleri, çay çeşmeleri, kayanın içerisinden açıyorsun. Ayran akıyor, salep akıyor, limonata akıyor. Mesela 10-20 metre ötede biraz daha ilerliyorsun, başka bir şey. Mesela biraz daha ilerliyorsun, vişne şerbeti. Yani böyle muhteşem bir sanat eseri meydana gelmişti. Bütün meyve sebze çeşitlerinin tamamı vardı. Kamyonla çıkıyordu. Domates, biber, patlıcan, fasulye, kabak, her türlü sebze. Şimdi son halini göster, filmini göster, yani film olarak göster. Dümdüz çöl haline geldi yani, evet. Burada büyük gölet tamamen kum dolu. Hiçbir şey yok. İşte 28 Şubat zihniyetinin karakterini göstermek için ibret vesilesidir bu. Yani sanata, estetiğe bakış açıları, güzelliğe nasıl karşılar, sevgiye nasıl karşılar, nasıl kıskançlar, nasıl hasutlar, bunu göstermek için bu bir belgedir. Çünkü bunu ispatlamak gerekiyor. İspatı da budur. Bir video daha var. Göster. Orayı sevgi güzelleştiriyor. Sevgi, sanat, kalite güzelleştiriyor. Bu arsa videoları tabi ibrettir yani. Allah'ın onları işte sunduğu o. Bize sunduğu o, onlara sunduğu da bu.
Mehdiyet ruhu bu hale getirir. Öbür türlü zihniyette o hale getirir. Yani yanlış olan zihniyet de o hale getirir. Yanlış olan zihniyette hiçbir şey layık değildir. Ama sevgi insanlarına her türlü güzellik layıktır. İnşallah. Şeytanın Allah'a sınır mı? Allah ayette şöyle bildiriyor. Bu dünyada sizin, ahirette yalnızca sizin. Tabii. Hep güzel olan şeyi dağıtmak, bozmak, kırmak, yıkmak, sökmek mantığıyla hareket edersen Allah sana huzur vermez. Bu yanlış.